Merhaba sevgili arkadaşlarım. 10. sınıf ve TET hazırlık konu anlatımlarımıza son sürat devam ediyoruz. Sevgili canlılar, 24. dersimizdeyiz. Konu tavrama testlerinin 3.sine geldik arkadaşlarım. 1. sorumuz X ve Y element atomlarının kütleleri ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Buna göre X için verilen bilgi, bir tane X atomunun kütlesi, bir tane 12 karbon atomunun kütlesinin 12'de birine, ki ne diyecekti, bir AKB, bunun 36 katıymış. O zaman X'in atom ağırlığı ne olacaktır? Bağlı atom kütlesi 36 AKB olur. X'in değerini bulduk, 36. Bir tane Y atomunun kütlesi, bir tane 12 karbon atomunun kütlesi kaçtır? 12. Bunun 2 bölü 3 katıymış. Yani 2 bölü 3 çarpı 12'den arkadaşlarım ne yapar? 8. Y'nin değeri de 8 oldu. Bunu veren arkadaşlarım hangi şıktır? Adana. Doğru cevabım Adana oldu. Arkadaşlar, ikinci sorumuzdayız. Bordoğa'da 10 ve kütle numarası X olan izotopların karışımı olarak bulunur. Kütle numarası 10 olan izotopun doğada bulunma yüzdesi %20'dir. Borun ortalama atom kütlesi 10.8 gramdır. Buna göre kütle numarası X olan izotopun kütle numarası, yani X'in değeri kaçtır? Arkadaşlar, iki tane izotopumuz var borun. Birincinin kütle numarası 10, diğerinin kütle numarası X. O zaman birincinin kütle numarasına A1 dersek 10. Diğerinin kütle numarası ne oldu? X oldu. Peki birincinin doğada bulunma yüzdesine ne demişiz? 20. Arkadaşlar, doğada bulunma yüzdesi, iki tane izotop varsa toplamda %100 bulunacaksalar, ikincinin yüzdesi de ne yapar? %80 yapar. Onun yüzdesini de bulduk, %80. O zaman ortalama atom ağırlığımızı nasıl bulacağız? Birinci izotopun kütle numarası çarpı yüzdesi artı ikinci izotopun kütle numarası yüzdesi bölü 100 bağıntısından bulacağız. Ortalama atom ağırlığımız 10.8. Birincinin kütle numarası 10 çarpı yüzdesi 20. İkincinin kütle numarası x çarpı yüzdesi 80. Bölü 100'den arkadaşlarım yaparsak 1080'imiz eşittir buradan. Ne olacaktır? 200 artı x çarpı 80 yapacaktır. 200'ü de diğer tarafa attığımız zaman ne olacaktır? 880'imiz ne yaptı? 80x yaptı. Her tarafı biz 80'e böldüğümüz zaman x'in değeri ne çıkacaktır arkadaşlarım? 11. O zaman doğru cevabım Ceyhan olur. Arkadaşlar, geldik 3. sorumuza. Magnezyumun atom kütlesi 24.305 gramdır. Ortalama atom ağırlığı 24.305 gram. Magnezyumun doğada 3 izotopu vardır. Bunların kütle numaraları ve doğada bulunma bollukları verilmiştir. Buna göre kütle numarası X ile verilen izotopun kütle numarası, yani X'in değeri kaçtır şeklinde bir sorumuz oldu. Arkadaşlarım, gelelim. Dikkat ediniz. Küçük olan izotopumuz X 24 ve 25 var. 24 ve 25'i esas alsaydık, %78'i, %80'i, büyük bir kısmı 24'e yakın olduğu için, değil mi? %80'i kime yakın? 24'e. O zaman ne olacaktı arkadaşlarım? 24'e biraz daha yakın olacaktı. Ama dikkat ediniz arkadaşlar, buradaki değer 24'ten biraz daha uzaklaştığı için ne olacak? Bu değerim 25 ve üzeri olacaktı. O da ne oldu? 26 olur. Doğru cevabımız Bursa oldu. Arkadaşlarım, geldik 4. sorumuza. 12.04 10 üzeri 22 tane CH4 molekülünde toplam kaç mol atom vardır? Arkadaşlar, verilen tanecik sayısı 12.04 çarpı 10 üzeri 22 tane
CH4 molekülü. Avogadro sayısı kaçırmış 6.02 × 10^23 tane bölü mol verilmiş. Bakınız taneler gitti. 12.04 6.02'ye bölündü. 2 çarpı 23 de yukarıya eksi olarak gelirse 10^-1 mol CH4 yapar. Buradan da bunun değeri 0.2 mol CH4 molekülü oldu. CH4'ün arkadaşlar mol atom sayısı isteniyor. CH4'te 1 karbon 4 hidrojen 5 atom. 0.2 ile çarptığım zaman toplamda 1 mol atom eder ki doğru cevabım Deniz'de olur. Arkadaşlar geldik 5. sorumuza. Geldik 5. sorumuza. 1.4 mol 2O5 molekülünde kaç tane oksijen atomu vardır? Arkadaşlar oksijenin sağ alt köşesindeki sayı 5. 1.4 ile 5'i çarptığımız zaman ne yapacaktır? 7. İfade ne? Mol. 7 mol oksijen atomu yapar. Ama bizden tane cinsinden değerini istiyor. Molü taneye çevirirsek 7Na tane oksijen atomu yapar ki arkadaşlar doğru cevabım Edirne olur. Cevaplar geldik 6. sorumuza. 48 gram magnezyum sülfat bileşiği kaç moldür? Mol bağıntısını yazıyorum bölü ema. Kütle verilmiş ama mol kütlesini bilmiyoruz. Ema'yı hesaplayalım. Arkadaşlar magnezyumun atom ağırlığı 24, bir tane var. Bir tane de kükürdüğümüz var 32. 4 de oksijen 4 çarpı 16'dan ne yapar? 120 gram bölü. Hemen bağıntıdan değerleri yerine yazalım. 48 gram bölü 120 gram bölü molden. İşlemi yaparsak 0.4 mol MgSO4 bileşiği olur ki doğru cevabım Deniz'de oldu sevgili canlar. Sevgili arkadaşlarım geldik 7. sorumuza. 7. sorumuza 24.08 × 10^22 tane CH3 molekülü kaç gramdır şeklinde bir soru vermiş. Öncelikle taneyi mole çevirelim. N eşittir. Verilen tanecik 24.08 × 10^23 taneyi biz Avogadro sayısı olan 6.02 × 10^23 tane bölü mole böldüğümüz zaman dikkat edin birimlere taneler gitti. 10^23'ler gitti. 4 mol da yukarı çıktı. 4 mol CO3 molekülü. Arkadaşlar mol bağıntımız neydi? Öyle ama idi mol kütle ilişkisinden. Kütleyi çekersek mol çarpı mol kütlesi. Molü biliyoruz 4 mol çarpı kütlesini mol kütlesini hesapladım. CO3'ün bir tane S var 32. 3 de O var 3 çarpı 16'dan 80 gram bölü mol çıkar. Buradan 4 çarpı 80 gram bölü molü de aldığım zaman kütlemiz ne olacak arkadaşlarım? Özür diliyorum. 10^22'ymiş. Biz 10^23 aldık. 10^22 = 23. Buraya eksi olarak geldi. O zaman değerimiz 0.4. 0.4 çarpı 80'de. Değerimiz ne yapar? 32 gram yapar ki moller gitti. Gramımız tek kaldı. O zaman doğru cevabımız Ceyhan olur ki Ceyhan 32 olarak düzeltebileceğimler. Geldi. Arkadaşlarım 8. sorumuza. Verilenlerden hangileri 1 hidrojen molekülüdür? 2 gram H2. H2 arkadaşlar hemen molünü bulalım. 2 bölü H1 ise H2'miz de 2'dir böldük 1 mol. Nedir bu? H2 molekülüdür. 1 mol H2 molekülü. O zaman birinci ifademiz oldu. Molekül gram ifadeden sonra gram olduğu için bu anlamına gelir. 1 mol H2 molekülü anlamına gelir. 2Na tane hidrojen atomu. 2Na tane demek 2 mol hidrojen atomu. Arkadaşlar 1 mol H2 molekülünde dikkat ediniz.
şu kasayla başı çarptığım zaman 2 mol atomu verir. O zaman 3 ifademde ne oldu? 1 mola molekül verdi. Doğru cevabımdan dolayı 2 ve 3 ile Edirne oldu. Arkadaşlar normal like atmayı, bizimle de aşmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın, iyi günler. Hoşçakalın.